Hello arkadaşlar, herkese yeni bir videodan selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olursanız, bizler de çok şükür iyiyiz. Dünkü olaydan sonra son videomu izlerseniz biliyorsunuzdur konuyu. Hesabımla ilgili, yani YouTube kanalımla ilgili. Ama çok şükür şu ana kadar yani bir sorun gözükmüyor, çözüldü gibi. O yüzden tabii çok mutluyum ve gerçekten 2 gündür onunla uğraşıyoruz. Saat şu an 4'e geliyor ve ben mutfağı daha yeni toparlayacağım arkadaşlar. Önce bir ama kendime biraz zaman ayırdım. Zeki Mirza'yı öyle uykusuna yatırdım şimdi. Şöyle duşumu da aldım, bir güzel rahatladım. İş yerime hazırım. Şöyle hemen göstereyim. Bakın kahvaltı yaptık. Geceden Zeki Mirza'nın şişeleri, içmediği şişeleri. Orada hepsi. Önce bir makinemizi boşaltalım, sonra yerleştirelim. Yani günlük ev işleri aslında dediğim gibi saat 4'e geliyor. Normalde bu saate asla ve asla kalmaz. Ama kahvaltıyı bile saat 1.30'da yaptık. Ve ondan sonra da işte YouTube'da falan uğraşayım derken video editleme falan filan bayağı zaman geçmiş. Şimdi yapacağım onu. Bu arada bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar hepinize. Bugün bir de kızlarla buluşacağız. Neyse onu da konuşuruz da hem iş yapalım hem çene çalalım bence. Sizi şöyle alsam. Beni görürsünüz herhalde değil mi? Aynen. Bakın şöyle yapalım. Bu arada Zeydi'yi de daha yeni uyuttum. Makinenin yarısını boşalttım. Yarısı hala duruyor. Yani bugün biraz karışık gerçekten. Şu Zeydi'nin şişesi. Allah. Çok ses yapmamaya özen göstermem lazım arkadaşlarım. Eğer Zeyd uyanırsa o zaman fena. Şu üst tarafını boşaltayım. Evet, ne diyordum ben? Kızlarla bugün buluşacağız. Yani Semanur ve Güldane ile arkadaşlar. Haftalardır görüşemedik valla. Önce Güldane tatildeydi. Sonra ben gittim işte Salzburg'a. Şimdi de geldim. Neredeyse bir hafta olacak. Daha buluşamadık valla. Bugün de spontane oldu öyle. Zaten her gün konuşuruz biz kızlarla. Dediler, ay daha doğrusu ben dedim galiba ilk bugün buluşabiliriz diye. Çünkü onlar ne demişti? Ha, pazar buluşalım demişlerdi. Pazar günü de benim zamanım yok. Yarın da Semanur'un yok. Yani en uygun gün bugündü. O yüzden bugün spontane bir şekilde ayarladık. Ve Güldanegil'de buluşacağız arkadaşlar. Öyle. İşlerimi halledeyim. Zaten fazla bir şey yok. Biraz toparlamam lazım ve süpürmem lazım evi. Ondan sonra hazırlanırız. Fazla da hazırlanmam zaten. Biraz böyle yüzüme makyaj yaparım da çok az yaparım. Bunlar. Aa, buna ne olmuş kız? Bu hiç yıkamamış. Şimdi. Evet, makineyi boşalttım. Biraz da bu açıdan çekeyim. Hemen şunları yerleştirelim. Hızlıca. Bu arada tırnaklarımdan gerçekten çok memnun kaldım ya. Hiç böyle hiç anlamıyorum tırnağın olduğuna. Çünkü çok minnacık. Bu arada sabah kahve yapmıştım, içemedim. Yarısına kadar içmiştim ama. Şimdi buz gibi olmuştur, o yüzden içemem. Valla işte çocuklarla uğraşınca değil. Akif çayını içmiş ama. Nereye aşkım? Kahve almıyor. Ha. O da kahveye taktı kapıyı. Ya işlerimi yapamıyorum ya. Ne işin varmış kızım? Bir de sana bir şey diyeyim mi? Ses konuş çocuk. Hadi. Çok ucuza patlattım. Neyi? Kahveyi. Kaç lan? Normalde 270 euro. Ben alıyorum 160'a. Ne? Klavye 270 Orijinal sepak hiç paketini açılmamış. Aşkım acayip pahalı. Olur mu canım? Şeyden, tasatudan bahsetmiyor musun? Aynen. 170 euro vereceksin şimdi. 160 euro. Ama oyun için alıyorsun. Yok, oyun için değil. Ne için lazım? Ya şimdi yiyeceğim, kötü bir şey alacağım, yine hani bozulacak böyle. O yüzden ama sağlam her bak, sürekli beni diyorum. Yanlış anlama ama iki tane iPad'im var, sürekli iPad'ten oynuyorsun. Yani ucuz bir şey alsan ne olur ki? Değil mi arkadaşlar? Ucuza düşünürsünüz. Bence bana hak verirsin. Kız kız. Kız. Çok pahalı. Ya ay. Aşkım ya, ne yapıyorsun? Kızlar 200 euro bir klavyeye verilir mi? Verilir mi?
Vallahi 200 olur. Mesela 270'ten 160 aldım. O kadar kolay kazanmıyor Akif Bey. Bakalım. Şartlarda beni böyle yapıyor. Kutluyorum beni. Ama ben her zaman söylüyorum. Bak elektronik eşyalar hiçbir zaman fişe evet, kadar. Evet iyi de. Ucuza düşürdüğüm için aynı yok. Salman panikte. Bizim küçük çocuğumuz valla her şey kırıyor. Hayırlısı valla arkadaşlar işte. Herkesin bir zaafı var. Ben nasıl kıyafet, makyaj, otur şeylere heves ediyorsan Akif de ne yazık ki elektronik eşyalara hevesli. Tamam. Yani sizin kocalarınız bu arada nasıl, eşleriniz? Sizde de var mı böyle elektronik, bilgisayar takıntısı falan? Yok, takıntı yok. Ya takıntı demeyelim de işte. Bu iftira. Hobi. Değil mi? Aşkım daha önce Zeyd'in sesi mi geliyordu? Tam yatmamış ki. Vallahi abi. Koca hanım gibi buraya dönüyor, buraya dönüyor. Aman konuşma. Rahatına arıyor, rahatına bozulmasın. Beni duyuyor, o bize yapıyor. Kesin. Ya ben de bunun var ya, ne oynattı lan? Ne zaman? Buraya gidiyorum şu tarafa gidiyorum, kapının arkasını sarıyorum, bakıyorum baba. Baba. Etrafa bakıyorum, oraya gidiyor baba. Yapıyor böyle. Acayip oyuncu olmuş. Hadi hep şunu bak, hadi anasın. Sen de öylesin, filmcisin. Valla seni o YouTube'da hallettik ya. Aynen. Valla birisi beni evde bulacak. Hadi öptüm aşkım. Hadi Allah'a emanetsin. Fişini al bari. Akif. Elden aldığım için fiş yok. Şaka yapıyoruz lan. 200 euro bir fiş yok. O ne yapıyor? Baktı ne yapıyor? Hayır öyle yapma gitmeye gerek yok. Yoktu. O da ne yapmış biliyor musun? Hayat geçenek bek onu. Hediye vermişler buna. Bence öyle almıyor. Doğumun hediyesi vermiş. En azından vergiden düşeriz sonuçta bilgisayar. Yok aşkım o zaman 270 euro mu alacaksın? Hayır gidi aynı fakat 100 euro 150 euro başka bir tane mi? İşte sen dinle beni tamam hallederiz ya. Bir sorun belki de vardır. Hiç sanmıyorum. Ay vallahi fiş olmadan da sıkıntı da ne diyeyim yani. Gidiyor başka birinden alıyor. Gerçi ben ne desem boş, o yine kafasına yatanı yapacak. O yüzden susuyorum. Bu temiz mi? Neyse yıkansın. Şişeleri elle yıkayayım ya. Bir de bunu da elle yıkayacağım bunları. Tamam. Bir dakika elden yıkayalım. Arkadaşlar mutfağımı toparladım, oturma arasını toparladım. Diğer yerler zaten dağınık değildi. Sadece süpürmem lazım ama biraz bekleyeyim. Ondan sonra süpüreceğim. Zeyd Mirza'yı şu an rahatsız etmek istemiyorum. Hemen şöyle saçlarımı taradım. Birazdan da Zeyd Mirza'nın çantasını hazırlayacağım. Biliyorsunuz gideceğiz misafirliğe. Burada da dün makyajlarımı, yani makyaj çantamda olan makyajlarımı yıkamıştım. İşte fırçaları falan. Bunlar da kurumuş aslında da yok, biraz daha nemliymiş. Biraz daha dursunlar bari. Sonra makyaj yapacağım çünkü. Bu kurumuş mesela. O büyük olan kurumamış. Bunlar hepsini bir şey sudan geçirdim işte, biraz süngerle yıkadım. Öyle. Neyse hadi. Ben çantayı hazırlayayım Zeyd Mirza'nın. Sonra tekrardan görüşürüz. İşlerimi hallettim. Şimdi hızlıca bir makyaj yapacağım biraz. Saçlarım daha biraz nemli de. Sonra zaten bağlarım büyük ihtimalle. Hızlıca üzerimi de giydim. Zeyd Mirza hala uyuyor. Şöyle bandanamı takayım. Bugün bir takipçimden yorum aldım. Günlük kullandığın makyajları bizimle paylaşır mısın diye. Ve yaparken çeker misin? Ben de dedim tabii ki. Bugün de böyle denk geldiği için hemen sizlerle birlikte hazırlanmak istiyorum. Ve kendimi görmüyorum biliyor musunuz? İnşallah ne diyordur kız, yoksa boşa boşuna konuşacağız şurada. Çekedim çıkartayım şimdi, terlemeyeyim boşu boşuna. Çok basic giyindim zaten. Şu üstümü düzelteyim. Şimdi ne yapıyoruz? İlk başta bir cildime krem süreceğim arkadaşlar. Aslında kremlemiştim. Ama tekrar makyajdan önce
hem labello hem de hafif biraz krem sürelim. Şöyle. Allah'ım inşallah ne diyordur. Yoksa hayallerim yıkılacak. Bu arada Akif de o şeyi almaya gitti. Klavyeyi ve hala gelmedi. O da ayrı bir mesele zaten. Ben de hızlıca hazırlanayım. Zeyd Mirza'nın çantasında dediğim gibi hazırladım. Sadece o uyanacak ve üstünü giydirip çıkacağım arkadaşlar. Çıkacağız yani. O yüzden ben hazır olmak istedim. Bu arada fondöten sürmeyeceğim. Çünkü yani zaten sadece arkadaşım bile gidiyoruz. Hani öyle çok abartmaya gerek yok. O yüzden kapatıcı yapalım hemen. Hangisini yapsam diye bakıyorum şu an. Sizlere de göstereceğim çünkü. Aa, bunlar nereden çıktı bu kadar? Yanlışlıkla kız kardeşlerimkini de getirmişim sanırım. Bakın. Bir sürü çıktı. Sara bunu görmesin kesin. Sara'nınki. Ama Sara'nın arkadaşlar böyle bir iki tane bardağı var. İçi tüm konusuyla dolu yani. Bakın normalde ben bu şeyi kullanıyorum. Kamuflaj konusuyla Catrice'den 20 numarası. O olmadığı için Fit Me'den almıştım geçenlerde. Yani ikisinden de memnunum ama hangisini daha çok seviyorum diye soracak olursanız tabii ki de Catrice derim yani. Bilmiyorum, Catrice daha çok hoşuma gidiyor. Geçen aldım zaten de onda şeyi değişik sadece. Ama bulacı değişik de neyse bulamadım onu. Şimdi boş verin. Şöyle bulacana kapatışı yapacağım. Fondöten yapmadığım için. Bakın. Böyle. Süngerimi de ıslattım bu arada. Hep ıslatıyorum. Şöyle güzelce ne yedirelim. Şöyle. Akif de gelir herhalde birazdan. Nereden almaya gittiyse. Privat alıyor yani, özel alıyor. Dükkandan almıyor. Hiç kullanılmamış klavye. Ama yani fiş olmadan ben almazdım şahsen. O kadar para verip fiş olmayan bir şey. Çünkü bir şey olsa gidip iade edemeyeceksiniz. Ve erkekler bunu bazen gerçekten düşünmüyor arkadaşlar. Şöyle sürdük. Şimdi pudra süreceğim. Pudramda bunu kullanacağım. Kırıldı bu da maalesef. Bütün pudralı olan her şeyim kırıldı. Sadece aldığım kırılmadı. Pembe, blush. O diğeri kırıldı zaten. Pudra olarak ben aslında ne kullanıyordum biliyor musunuz? Bebek göt pudrası var ya, pupu pudrası. Onu çok severek kullanıyordum. Sonra başka bir markaya almak istedim. O da mağazada yoktu. Bunu aldım. Bunu da eskiden çok sık kullanırdım bu pudrayı. Şöyle kapatıcımı sabitledim hemen. Bu arada normalde ben bu makyajı gerçekten 3-4 dakikada yapıyorum. Şu an sizlerle sohbet ettiğim için biraz uzun sürebilir. Ondan sonra acaba ağız kapağımı yaptım mı pudra? Ondan sonra kaşımızı boyayalım. O da neyi kullanıyorum? Şöyle Flormar'dan kaş kalemim var. Onu kullanacağım. Bu arada kapı sesi geldi. Bakalım Akif almış mı? Akif? Ne aldın? Ne yaptın? Almadın mı? Aldım. Hani? Göstereyim mi? Göster. Madem o kadar para verdin. Ama aşkım Zeynep ben de... Zeynep yokmuş. Niye biliyor musun? Hı? Zeynep'in sordu ve sütuna layık ama diyor ben bunu diyor çekilişten kazandım diyor. Ama ya başına bir şey gelirse o zaman iade edemezsin. Nasıl başına bir şey gelirse? Ya bir şey olursa dukansın hiç sürük giyelim. Yani bana söyle. O zaman niye aldın öyle? Aşkım daha hala niye aldın diyor. Kaçma ya. Aşkım ben istiyorum ki fişli al, fişli. Tamam da aşkım olmadığı olmayan şeyi nasıl ben sana yaratayım? Ama illa onlar kolması şart. Sen gayet nerede gidiyorsun? Gideceğiz ya. Nereye? İlla'nın gibi. Anlattın mı? Akif her şeyi buyurdu. Hadi göster bir. Ben göstereyim aşkım. Bu şekilde. Kafanı çek. Ne diyelim? Fiyatını bir yansıtırsın. Güle güle kullan. Ne diyelim aşkım? Sağ olasın. Zeyt de yatıyor da. Aşkım sen tutacak mısın?
Ha? Misafirliğe gidiyor zaten. Uyumaz ki bir daha. Zaten bir kere uyuyor. Şimdi canlarım. Kaşımızı tabii ki de böyle bırakmıyoruz. Şöyle. Çok fazla boyamak istemiyorum. O yüzden biraz siliyorum. Oldu mu acaba? Kırık pudramla. Ay aldığımla yani. Ah Rümeysa, ah yani. Sakarsın da yani, bu kadar da olmaz. Şöyle. Bari burada sileceğim bir şekilde. Bu da bu arada Too Faced'in, şöyle göstereyim, ürünleri göstereceğim dedim ya, unuttum az önce. Too Faced Bronzer. Galiba numarası veya adı Chocolate Soli'ye mi? Öyle bir şey. Biraz da anlama yapayım, biraz renk gelsin şöyle. İşte fondöten yapmayınca da böyle pürüzsüz olmuyor maalesef. Tamamdır. Sonra en sevdiğim blush aldık. Kiko markası, senelerdir var bende. Gerçekten çok seviyorum. Bakın numarası bile silinmiş. Seneler önce Türkiye'den almıştım. Hemen yanağıma. Ay bir sürü yaptım, bir sürü. Neyse dağıtacağız, sıkıntı yok. Ben dağıtamam. Zaten kalmıyor bu kadar. Sonracığıma ne yapabiliriz? Arkadaşlarım. Aslında biraz göz kapağımıza da allık sürebiliriz. Birazcık. Bu arada rimel sürsem mi ki acaba? Sizce süreyim mi? Keşke cevap verebilseniz abi. Rimel. Ay gözüm. Şöyle biraz maksat renklendirelim. Bu arada kendime kahve yaptım kız, onu unuttum. İçeyim. Mis. Şimdi dudaklarımızı boyayalım. Ya da evet, dudağımızı boyayalım. Ona da Manhattan Lip Liner'sı 94F numarası arkadaşlar. Şöyle. Bir tık dışına boyuyorum. Evet, yeterli. Sonra şundan biraz süreceğim de bu bitmiş galiba, evet. Bunu boşa göstermeyeyim çünkü artık satılmıyor. O yüzden biraz bundan süreceğim. Bu da Catrice'in Volume Lip Pastası. Yani böyle dolgulu gösteriyor. Bunu gerçekten seviyorum. Evet, bu da tamam. Biraz şunu sıkalım. Bunda çok makyaj yok yani, gerekli yoktu da yine de sıktım. Şöyle MAC'den Fixing Spray. Biraz da aydınlatıcı yapalım. Belki de rimel de yaparız yani. Bakalım. Ve çok hafif. Burnuma da biraz sürelim. Burnum çok boş kaldı bu arada. Keşke biraz allık sürseymişiz burnuma. Arkadaşlar ben çoktan hazırım. Allah. Ama Zeyd Mirza hala uyanmadı. Akif oyunu oynuyor, öyle bağırıyor, çağırıyor ama çocuk hala uyanmıyor. Kıyafetlerini çıkardım zaten. Bunlar bu arada benim kıyafetlerim, gelince giyeceğim tekrar. Burada da Zeyre temiz kıyafet çıkardım. Ama beyefendi hala uyanmadı. Bu arada maskara da sürdüm bakın. Neden netlemiyor? Işık kötü yine. Saçımı da topladım tabii ki de. Böyle yani arkadaşlarım, bekliyorum vallahi. Kös kös oturuyorum. Evet. Anne. Anne.
Anne? Ay kirli. Hadi gidelim. Hadi anne. Anne. Çıktık arkadaşlar. Ay daha ne güzel söylüyorsun çünkü söylemiyor. Yok anne diyebiliyor ama bana anne diye seslenmiyor. Sana baba diye sesleniyor. Ne alaka? Evet abi. Senin babam benim anladın mı? Bak sonuçta. Zeyt senin anne diye biliyorsun. Baba. Her lafı anne. Konuşabiliyorsun. Anne ama de, anne de. Bana anne demiyorsun. Hadi anne de. Anne de dikilişe bulayalım. Ama nasıl desin? Altta emzik var. Anne. Ben de böyleyim. Ben onu. Anne de, anne de. Anne, anne. Ay. Yine uykudan uyandı ya. O acıktı bir de. Ben de hemen duş attım arkadaşlar kendime geldim. Aile pozu. Aile pozu, aile pozu. Aile pozu, gel buraya, gel. Bana buraya gel. Tamam. Evet, Zeyt gelmiyor. Neyse biz verelim. Hadi gidelim. Hadi. Aç kapıyı. Aç. Verelim. Anahtarımı da koyayım. Araba uzakta mı? Nasıl sikaflıyım ben? Tipine. Yürü. Enser. Hadi. Ne oldu? Gel. Başım gelmiş ama. Koş. Ne yapıyorsun? Bak kimi getirdim sana. Hadi öpüyorum. Kucak, Zeyt kucak, bak. Kucak. Bunu Enser. Bugün niye sevinmedi? Uykudan uyandı ve ondan mı? Oğlum arkadaşlar niye sevinmedin çocuğum? Arkadaşlar biz geldik. Zeyt Mirza hemen köşeye oturmuş. Çatalla karşı almış bile. Bu arada Güldane bacım bile şöyle başlamış. Her şeyi yapmış. Salatamız var mis gibi. Havuç tarator vallahi canım çekti diye yaptı. Hemen yapmış. Şöyle gösterip size kızları da özlemişsinizdir. Uzun zaman görükmediler. İki hafta mı oldu? Ben zaten 11 saatim. Aynen. Sonra da ben yoktum. Üste bir de hastalık geldi. Tabii ben oturuyordum evimde günler gezerken. Uslu uslu oturdum. Aynen. Ay, bir bakalım. Ay, Enser de burada bakayım. Enser. Ruhu. Lan telefonla konuş Allah'ım şuna tiplerine bak. Ay bismillahirrahmanirrahim çocuğum. Yapma Zeyt gel. İşte çıldırdılar. Sefa'yı da özlemişsinizdir. Yaz, onu da gösterelim. Kanka. İşte çocuklarla böyle. Kimse çay içmez. Yok peki çocuğum. Yok kanka var. Galiba. Gözükeyim, gözükeyim. Kedim, işte bak. Beğenmiyormuşum bak. Zeyt'e sofradaki kırıntıları yiyor. Afiyet olsun. Thank you.
Bir daha sen yalvar, asla yapma. Kanka elini vurma diye dedim. Evet bak. Ah elim kırıldı. Düşüncesi bacımız. Sana iş yaptırmak istemiyor. Ya düşüncesi batsın. Zorla iş yapmak istiyor. Ben ne yapayım? Bu ne biçim şey? Ne sıcak su görüyor, ne soğuk su görüyor. Anlamadım bu işi. İşte o yüzden ben yapmadım. Kanka sıcak su yok mu o tarafta? O tarafta da şey gibi akıyor. Biraz öyle çıkartıyor. Aşağıda ya. Annem yüzüne alıştım ya, yukarıdan açıp şey yapıyordum. Yuh! Yani bunu bir zahmet YouTube'a atmayın, 3 kişi bulaşık yıkıyoruz yani. Yuh! Yani gerçekten yuh! Yuh artık! El birliğiyle her şey kolay halledilir. Bu tavuğu alsana Gülüş bacı. Ben sana niçin bulaşık yaptırmadım? Ne tavuğu? Oraya saklayın. Ben sağ mı ya? Bak bir de şey senden görmedim demiş. Şu suyu alırım yüzünü fırlatırım. O tepsiyi çıkart. Ay sıcak. Ay sıcak. Öyle dedim. Korktu kız. Öyle dedim desin. Ay sıcak gerçekten. Şu bezi elbizini ver. Şey var ya. Evet arkadaşlar. Bacım elini yalar. Sen korksana oraya. Koy. Benimki canlı, onun canı patlıcan. Bacım bunları niye koydunuz ya? Bunlar kuşlar. Sen kör müsün? Sen gör müsün? Ben yıkarım, ver. Ne oğlum? Ne? Kanka şurada el kanarsın. He onu yıkarım. Atsana çöpü bir. Bir de kocaman ya. Ağır. Bu da aynı güldane gibi. Eser geldi arkadaşlar. Aman aman aman. Ne oldu? Ensar'cığım çöpün üstünde yavrum. Arkadaşlar biz Monopoly'ye geçtik. Size paralarımı göstereyim. Şimdi Red Bull içiyoruz. Valla çünkü kızlar içiyor bana yine şekerli içici. Aynen. Evet Akif ve Cihat bugün oyun bozan. Sadece Sefa, Semanur. Göstereyim hatta niye göstermiyorsam. Gülüş de burada. Çocuklar da etrafta koşuyor valla. Değil mi Zeyd? Ne oldu? Sarıyı aldım. Hadi oynayalım. Hadi bakalım. Kim benden ne satın alacak? Canlar biz tekrardan eve geldik. Geleli aslında bir saat falan oluyor. Çok keyifli vakit geçirdik de biraz normale göre biraz kısa oldu çocuklardan dolayı. Ama yine de güzeldi tabii ki de. Buradan arkadaşımın da ellerine sağlık. Yemeklerde her şey çok güzeldi. Bu arada kendisi Dubai'ye gitmişti. Geçen hafta mı geldi? Herhalde geçen hafta dönmüştü ve bize böyle magnetler getirmiş Dubai'den hatıra. Çok tatlı. Bakın. Şimdi bunları direkt şöyle asacağım. Çok güzel bence. Bu da çok güzel. Şöyle deve. Bakın. Bayağı hoş. Işık netlemiyor. Ben de vallahi ne yaptım? Pijamalarımı giyindim. Makyajımı çıkardım. Burada da Elüş. Makyajımı çıkardım. Kremlerimi sürdüm. Bir güzel rahatladım. Başka da bir şey yapmayacağım. Burada da direkt videoyu kapatayım bence. Bu görüntüyle. Hepinizi öpüyorum ve bir dahaki videolarımda görüşürüz. Bye bye.